Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi. Kuzuların davalarını tilkiler görüyor. Karar toprakta kurumuş kanla yazılıyor. Haberim ilk kez KRT'de gördüm. Ahmet Sesli ve İlknur Yağumli imzalıydı. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne uzanan Ponzi skandalı başlığını taşıyordu. Adliyedeki Seçil Erzan vakası benzeri Ponzi dolandırıcılığı anlatılıyordu. Geçen pazartesi günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının bir önceki başsavcı döneminde yaşanan ve sır gibi saklanan konuyla ilgili bir çalışmayı HSK'ya sunduğunu görünce dosyayı bulup okudum. Ağzımdan şu cümle döküldü. Dünyanın en büyük adliyesi diye açmıştık. Dünyanın en büyük dolandırıcılık ve yolsuzluk merkezlerinden biri olmuş. Skandal yine parasını kaptıran şikayetçiler sayesinde ortaya çıkmış. En az 9 şüphelisi bulunuyor. Dosyaya göre para toplayan ismin adı Kevser E. Özel bir inşaat şirketinde çalışan Kevser E, bir süre sonra kendi emlak ofisini kurmuş. Anlattığına göre arsa satışından kazanıyormuş. Her şey param olsa diye başlıyor ya, Kevser E, tanıştığı kimselerden ucuza arsa alıp pahalıya satıyoruz, aradaki farkla kar ediyoruz diye fon toplamaya başlamış ucundan para da dağıtmış derken iş patlayınca dolandırıldım diyenler Anadolu Adliyesi'nin yolunu tutmuş. İlk şikayetçi Burak Yeğen'in ifadesinden aktarayım. Çok para kazandığımızı benim vermiş olduğum paranın 35 milyon liraya ulaştığını söyledi. Bunun üzerine tapuların tarafıma verilmesini istedim. Bu sefer iyice kaçmaya başladı. Tapuları vermedi. Telefonlarımı da açmadı. Böylece milyonlarca liralık dolandırıcılığın ayrıntıları ortaya çıkmış. İşin içine aşk hikayeleri ve adliye ihalelerindeki yolsuzluklar karışmış. Çakarlı araçla dolandırıcılık. Şöyle anlatayım. Anadolu Adliyesi'nin idari İşler müdürü Yavuzka, mağdur ifadelerine göre Kevser E'nin sevgilisiymiş. Bu kadar değil. İkili birlikte para topluyormuş. Bu sırada dünyanın en büyük adliyesinin çakarlı arabaları para taşımakta kullanılıyormuş. Avukat Burak Y'nin ifadesinden devam edeyim. Yaptığım araştırmalarda Yavuz Kağan'ın siyah ve çakarlı bir Passat'la yatırımcı görüşmelerine gittiği, buralarda görüştüğü kişileri de kendisini adliye bürokratı olarak tanıttığı, Nilay Dey'i de sekreter olarak yanında götürdüğü ve buralardan para topladığı, topladığı paraları Kevser E üzerinden gayrimenkul yatırımına veya altın yatırımına dönüştürdüğü, daha sonra da bu paraları vermediklerini öğrendim. Bu hususta ilişkili olarak benim bildiğim çok sayıda mağdur vardır. Şu an adliyede hazırdır. Mağdurlar birer birer dinlenmiş. Örneğin Kevser E'nin yanında çalışan Berfin H., Yavuz K., çalışmış olduğum dönem içerisinde hemen hemen her gün ofise geliyordu diyerek çakarlı makam aracında taşınan paraları anlatmış. Şikayetçi Demet Ş. şunları söylemiş. Kar payının yüksek tuttuğu için zarara uğradığını, kendi adına tapuları olduğunu, bu tapuları bana devredeceğini söyledi. Ancak daha sonra biz tapuların Yavuz Kaya ve Yavuz Kağan'ın yeğeni olan Bekir Aya devredildiğini öğrendik ve dolandırıldığımızı anlayıp şikayetçi olmaya karar verdik. Kevser E ile Demet Şeyh aracılığıyla tanışan Sezgin ve kaptırdığı parayı şöyle anlatmış. Ben Kevser'e toplam 5 milyon lira verdim. Bir bölümünü direkt Kevser'in banka hesabına yatırdım bir bölümünü ise Kevser'e verilmek üzere şeye elden teslim ettim. İfadeler uzayıp gidiyor. Anlatılana göre Ponzi sistemiyle toplanan paraların arasında bazı yargı mensuplarınınki de varmış. Bu nedenle dosya hasır altı edilmeye çalışılmış. İş büyüyünce Kevser E. kendisini korumak için para topladığı kişileri tefecilikle suçlayarak şikayetçi olmuş. Adliyenin idari işler müdürü Yavuz K. ise Kevser E'nin kendisini de dolandırdığını söylemiş. Kevser E'ye yaklaşık 5 milyon lira para verdiğini söylemiş. Bu kadar da değil. Adliye ihaleleri de patladı. İlerledikçe işin başka boyutu ortaya çıkmış. Dünyanın en büyük adliyesindeki ihaleler. Yangın söndürmeden izolasyona, toner alımından mahkeme ve büro kurulumuna kadar Yavuz Kağan'ın kontrolündeki davetiyeli ve pazarlıklı ihalelere şaibe karıştığı anlaşılmış. Ayrıca bir soruşturma da açılmış. Anadolu Adliyesi'ni ifşa eden firmanın yetkilisi Muharrem İyi de ifade vermiş. İcra daireleri ihalesinin yapılacağını öğrendim. Yaklaşık maliyet miktarının ortaya çıkarılması amacıyla benim firmamdan da teklif alınmıştı. İhalenin yapılmasını beklerken Yavuz Kağ beni adliyeye çağırarak bu ihaleyi sana vereceğim ancak 200 bin lira para getir dedi. Ben de bu durumu kabul etmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine kendisi bana o zaman ihaleye davet etmeyeceğim dedi. Ben de takdir senindir dedim. Gidip bu durumu solumlu başsavcı vekili Uğur S'ye anlattım. Muharrem İ bildiği ihaleleri tek tek anlatmış. İfadesine göre ederi 11 milyon olan bir işi 22,5 milyona gitmiş. Üstelik şartnamenin dışına çıkılarak kalitesiz malzeme ile 7'de birine getirilmiş. Yavuz Kaysa savunmasında usulsüzlük yapıldığını kabul ederken başka çalışanların sorumlu olduğunu söylemiş. Hukuk sanki binaymış gibi dünyanın en büyük adalet sarayını inşa ediyoruz. Betonundan cübbesine yolsuzluk ve dolandırıcılık fışkırıyor. Sonra ülkede neden adaletin olmadığını sorguluyoruz. Resme bakınca Soma'da, Ermenek'te, Ali Ağa'da, Çorlu'da, Hatay'da mazlumların adaletini arayan Can Atalay'ın mahkeme kararlarına rağmen hapiste tutulmasına şaşırmıyorum. Mazlumların kanıyla sunanmış toprak kendi çiçeklerini yaşartacak. O gün boşuna çekilmedi diyeceğiz. Boşuna çekilmedi.